Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda önümüzde gördüğünüz telefonların hepsini topladık. Bunlar televizyonda satılan çakma telefonların alayı. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere TürkNet'in kotasız ve taahhütsüz bir internet sunan özgür iletişim hizmetinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepinizi rahatlatacağını düşündüğüm şu cümleyi söyleyeyim. TürkNet'in bu hizmetini kullandığınız zaman herhangi bir adil kullanım kotası ve hız düşürme olayına maruz kalmazsınız. Yani AKK'ye hep birlikte el sallıyoruz. Şunu da belirtelim, bu hizmet için herhangi bir taahhüt vermenize gerek yok. Yani tamamen özgürsünüz, seçim sizin. Hatta ilk bir ayda memnun kalmazsanız paranız iade ediliyor. Düşünün ki kotalara takılmadığınız internet hızını sonuna kadar kullanabildiğiniz ve daha az para ödediğiniz bir hizmetten bahsediyorum. Üstelik arkadaşınızı getirirseniz ya da TürkNet kullanan bir tanıdığınız varsa bir ay bedava internet kazanabiliyorsunuz. Ayrıca yaşadığınız bölgedeki altyapı desteğini ve maksimum ne kadar hız alabileceğinizi de hemen açıklama kısmındaki bağlantıdan test edebilirsiniz. Artık videomuza devam edebiliriz. Burası Şampiyonlar Ligi gibi oldu demek isterdim ama hıyar tarlasına döndü gibi gözüküyor. Şimdi gelin sipariş aşamasını bir izleyelim, sonra buraya döneceğiz. Kolay gelsin. Bu televizyonda satılan telefonlar sizden mi alıyoruz onları acaba? Evet, buyurun. Şimdi ben o telefonu alacağım da bana bir kavanozda bal gönderme şansınız var mı acaba? Maalesef öyle bir seçimiz bulunmuyor. Fındık fıstık falan da yollayamaz mısınız? Maalesef. Bu küçük küçük kutuların içinde var ya kahvaltılık, onlardan bari yollayın. Sadece telefonu gönderebiliyoruz. Arzu edersen kayıt alayım. Baltiyar Açıkgöz Balcıoğlu. Baltiyar Açıkgöz Balcıoğlu, öyle değil mi? Yanlış anladınız. Beni herkes yanlış anlıyor. Bal var ya, yenilen bal. İsmim Brad Pitt. Türkçe okunduğu gibi B-I-R-E-T. Brad. Biz göçmeniz ondan. Elmas kafa topu. Benim adım değil bu, annemin adı. Annem adına zaten sipariş veriyorum. 130 lira telefonun ücreti artı 15 lira kargo masrafımız var. Peki orijinal mi? Evet, orijinal. Tamam, bekliyorum o zaman ben telefonu. Ya şundadır ya bu. Senin elinde o var, hadi onunla başlayalım çağdaş. Aynen. Arkadaşlar bu telefon not bilmem ne diye satılıyor. Yırtarak açıyor. Headphone@gmail.com. Bataryasındaki çeşitli sertifikalar var ama yine bu sökülebilir. Çıkartma yapmış Çağdaş, yani. Sökme. Açılmıyor mu Çağdaş? Yok, bir şarja takalım. Ver. Biraz bir şarj olsun bakalım. Evet, yaklaşık bir 3-4 dakikadır şarjlı cihaz. Ve vicdansız, bari çalışaydım be. Neyse. Şimdi hocam bu çalışmadı. Çünkü bunu sen yanlış açmışsın. Bunu buradan açacaksın. Acaba bunun içinde bir telefon var mı ya? Ben en çok onu... Hani küçük bir telefon gizlemişler içine. Hocam sizin emekliye ayrılma vaktiniz gelmiş ama onu alacağım, böyle vuracağım buna. Bak. Evet, tuş takımı var. Bu açıdan standartların üstüne uygun. Sıradaki telefonumuz S5 diye satılan, evet bu. Doğru bildin. Ama S5'ten eser yok arkadaşlar. Aa, bildiğin yumurta kolisi gibi ha. Bak şu şarj girişini görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Aha, açıldı. Açıldı. Oyna abi. Kendi crash bildiğim bu. Vay be, bununla oyna saatlerce oynarsın. Adamlar en azından çalışan telefon yollamış. Aynen. Aa, bir tane var lan. Çok duygusal. Titret var. Titret de titretmiyor. Dandik olduğu çok aşikar arkadaşlar. Evet, bir tuş takımı yine var. Var. Kendi telefonunu yap. Bunu buraya tak. Oh, mis gibi oldu vallahi. Çakma Nokia'ya geçelim mi? Geçelim abi. Şu. Açıyorum. Arkadaşlar bu arada bunları biz farklı farklı yerlerden söyledik. Yok Nokia, yok Lumia, yok Discover, bilmem ne bir şeyler yazıyordu. Gelen cihazlar bu. Onu söyleyelim de. Aha. Aha. Garanti. Garanti belgesi. Vaaay. 3310 çıktı arkadaşlar. Ya yine kullanılmış ya. Bu sıfır değil bu ürün. 3D sound, flash var, kamera var. Evet, bir açalım bakalım neler oluyor. Bildiğiniz çakma Nokia 3310. Hayda, yılana bak. Kalem gibi lan. Bir dakika, en önemli şey kamera. Oo. Mükemmel. Ama çekemiyordun yanlış hatırlamıyorsam. Yakaladı. Kaydet bakayım, kaydedecek. Kaydedemeyecek. Oğlum dokunmatik değil bu Çağdaş. Ha doğru, pardon. Bitti. Vallahi kaydettik. Neyse şu gel ana bir kadar. Gel selfie çekelim. Çok iyi bu ya. Bu selfie olmuyor, bu sadece ben olmuşum. Mesela bunu abi çeksen, bunun altına işte analog bilmem ne yaz, tamam. Tamam, 5000 like. 5000 like, gitti. Aa, kesildi lan. Evet, bunun tuş takımı biraz dandik. Hocam geçemedi bu. Şimdi son iki telefondayız. Bunun markası yok ama bunlar aynı marka gibi gözüküyor. Bu WhatsApp, Facebook açar. Bravo, büyük başarı. Adamlar arka kapağı açmak için tırnak bile koymamışlar. Heh. Açıldı. Harika ya şu an. Kamera var mı bunda? Yok. Yok. Bu neden ama kamera gibi duruyor. O işte WhatsApp açma kiti. Ha, menü WhatsApp. Hani yok, hizmetler sim kart desteklemiyor. Aynen. WhatsApp dosya yok. Dosya yöneticisi toplam 4 kilobayt, boş 3 kilobayt. Bak bakayım tuş takımı var mı? Var işte.
Hocam ben bu işi beceremiyorum. Tam öğrenemedim galiba. Bir daha gösterir misiniz? Oo, hoca yandan giriyor. Evet, bir tuş takımımız var bunda da. Alt tuş takımını bak bakayım nasıl. Çok güzel lan. Yalnız bir şey söyleyeyim, yeşil rengi harbiden güzel ha. Bak şu kabloyu şuradan tutturabilirsek, bunu da böyle tutturursak çok yeni bir konsept olur. Buradan basıyorum, buraya işliyor. Yine Lütfü'nün aradığı yerlerden biriydi bu da. Bu BB Mobile neyse abi. Bayanlar yapmışlar yani. Çakma telefon piyasası ellerinde. Yalnız abi, arkadaşlar hakikaten çok kötü kokuyor bunlar ya. Bence direkt kalite kontrolü alalım. Vur. 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 Sizden sürekli mail geliyor. Yine mailler üstüne aldık bunu da. Bu sefer bize ilginç geldi. Yani hiç toplu sipariş etmeyi denememiş. Çok güzel oluyormuş ya. Çağdaş, senin bir planın var galiba. Şimdi arkadaşlar, bu ürünlerden almayın, aldırmayın diye çok sık söylüyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunların hepsini torpilleyeceğiz. Hayda. Bu torpiller bu zamana kadar bu telefondan sipariş verip üzülmüşlere gelsin. Yardır. Yarısı patlamadı Çağdaş. Cam yakıl. Yak. Yangın söndürme ekibi. Dur lan, elin yanacak oğlum. Arkadaşlar zaten bu sembolik bir şeydi. Kettle'la da yangın söndürülmez. Bahçeyi sulamış olduk. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar ayrıca şuraya bir anket hazırladık. Bu telefonlara siz inandınız mı? Hiç aklınızın ucunda öyle bir şey geçti mi? Acaba gerçek çıkacak mı? Bir anlık bile olsa. Aynen, evet. Bir anlık bir şaşırma oldu mu cevabını orada bekliyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka bir teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortamınızdaki bağlantıdan da kanala abone olabilirsiniz.